Şimdi ise flash dosyamızı nasıl yayınlayabileceğimizi görelim. Bir flash dosyasını yayınlamadan önce flash dosyasının sabit liste bir yere kaydedilmesinde oldukça önem vardır. Eğer hafızada bir flash dosyasıyla çalışıyorsanız yani kaydedilmemiş, ismi untitled ya da adsızla başlayan bir dosyaya çalışıyorsanız bu dosyayı sabit listenizdeki bir konuma kaydetmenizi tavsiye ederim. Çünkü yayınlayacağınız dosya türleri bu... Diz, e, FLA dosyasının kaydedildiği dizinle ilişkili alanlarda yaratılacaktır. Şu anda benim dosyam kaydedilmiş şekilde ve varlıklar klasörünün içerisinde kaydedilmiş şekildedir. Gerekli yayınlama ayarlarını inceleyebilmek için file'dan publish settings'i seçiyorum ve karşımıza yayınlama ayarlarının yapılabileceği bir pencere çıkıyor. Şu anda format sekmesi altından bu dosyamdan bir SWF dosyası ve bir de html dosyası oluşturacağımı belirliyorum. Daha önceki derslerimizde de dediğim gibi Web tarayıcıları içerisinde gösterilebilen flash animasyonları SWF formatında olması gerekmektedir. Bu SWF formatında animasyonların gösterilmesi için web tarayıcılarında Flash Player uygulamasının yüklü olması yani Flash Player eklentisinin yüklü olması gerekmektedir. Bugün internete bağlı bilgisayarlardaki tarayıcıların %99'unda Flash Player yüklüdür. Beraberde bir HTML dosyası oluşacak. Bu HTML dosyası içerisine SWF dökümanı JavaScript kodlarıyla gömülecektir. Ve bu iki dosyayı ben web sunucuma atarak içeriklerimin kullanıcılara ulaşmasını sağlayabileceğim. Bu dosyaların isimlerini yan taraftaki alandan belirleyebiliyoruz. Bunlar varsayın olarak seçmiş olduğumuz dosyamızın FLA ismiyle aynı isimde bulunmakta. Ancak uzantıları tabii ki seçmiş olduğumuz formata göre farklılık göstermektedir. Şu anda oluşturulacak çıktı dosyaları yani animasyon ve animasyon.html dosyaları FLA'mızla aynı dizin içerisinde oluşturulacaktır. Eğer bunların farklı dizinlerde oluşturulmasını istiyorsanız bu yan taraftaki klasör işaretlerinin üzerine tıklayarak farklı konumlar belirleyebilirsiniz. Şu anda format sekmesinin yanında iki farklı sekme görüyoruz. Bunlar flash ve html sekmeleri. Seçmiş olduğumuz formatlar doğrultusunda buradaki sekmelerin adetleri değişebilir ve ilgili seçimleri ilgili sekmenin altından yapabiliriz. Şu andaki örneğimde ben filmimi sadece HTML ve SWF formatında yayınlamak istediğim için iki tane sekmen bulunuyor. Flashla yani SVF formatıyla ilgili yapabileceğim ayarları ferah sekmesi altından yapabilirim. Şu anda yayınlayacağım içeriği minimum Flash Player 10 için yayınlıyorum ve içerisinde kullanmış olduğum programlama dili ActionScript 2.0 flash dosyamın içerisinde çıktı alınırken yani FLA dosyam SF dosyasına dönüştürülürken film içerisinde kullanacağım resimlerin kalitesi JPEG formatında ve bunun kalitesi %80. Burada yapmış olduğumuz ayarların hepsi FLA'mız içerisinde kaydedilecektir Dolayısıyla Publish Settings ayarları FLA'lara özgü bir ayardır. Ve Publish Settings ayarlarının üzerinde değişiklik yaptığınız zaman FLA dosyanızı kaydetmeniz gerekecektir. Burada gerek Flash gerek de HTML ayarları içerisinde birçok farklı ayarı yapabiliyoruz. Ayarlarımızı yaptıktan sonra OK butonuna basarak ayarlarımın yani yayınlama ayarlarımın kaydedilmesini sağlayalım. Bunu yapmak için File'dan Save diyorum. Ve şu anda biraz önce yapmış olduğum tüm yayınlama ayarlarının feyla dosyanın içerisinde kaydedilmesini sağladım. Şimdi yayınlama işlemini yapabilmek için File'dan publish seçeneğini ya da klavyemizden Shift F12 tuşuna basarak yayınlanma işleminin yapılmasını sağlıyorum. Yayınlama işlemi tamamlandı. Yayınlanacak dosyalarım, dosyamı kaydetmiş olduğum dizin içerisinde şu anda hazır bir şekilde beni bekliyorlar. FLA dosyamın olduğu klasöre gidiyorum. Burada animasyon.fla dosyamızı görebiliriz. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi yayınlama işlemi sırasında eğer farklı bir dizin belirtmezseniz Çıktı dosyaları da yani yayınlanan dosyalar da aynı dizin içerisine yani FLA ile aynı dizinin içerisine kaydedilecektir. Dolayısıyla burada animasyon.html dosyamla animasyon.sf dosyamı görebilirim. Animasyon.sf dosyamın üzerine iki kez tıklayarak bu animasyonun makinedeki yüklü Flash Player 10 versiyonu ile şu anda benim makinemde 10 versiyon yüklü olduğu için izleyebilirim. Animasyonumu tarayıcı içerisinde izleyebilmek için animasyon.html dosyasının üzerine iki kez tıklamam yeterli olacak. Ve varsayılan web tarayıcımın açılıp HTML dosyasının görüntülenmesini sağlayabilirim. Bu animasyonumu diğer kullanıcılara göstermek istiyorsam bu animasyon dosyamı FTP ya da benzer bir protokolü kullanarak web sunucuma atmam gerekiyor. Web sunucuma atmak için kullanacağım dosyalar animasyon.sf dosyası ve animasyon.html dosyası olacaktır. Web tarayıcıları daha önce de belirtmiş olduğum gibi FLA dosyasını görüntüleyemezler. Eğer web içi, bir, bir, e, web alanına FLA dosyasını koyarsanız, kullanıcılar sizin FLA yani ham dosyanızı indirip animasyon üzerinde değişiklik yapıp istedikleri gibi yeniden yayınlayabilirler. Dolayısıyla dosyalarımızı web sunucumuza atarken genellikle FLA dosyalarımızı web sunucumuza atmayız. Eğer özel bir amacımız yoksa HTML ve SWF dosyalarını web sunucusuna atarız.